akşamlar sevgili dinleyiciler ve bu akşam önce biraz müzik dinleyeceğiz, sonra öğrencilerle buluşacağız ve karşılıklı sohbet edeceğiz. İlk önce Chopin, Andante Spianato ve Grand Polonaise dinleyelim. Thank you.
Sorry, I'm just going to come back. Evet efendim, şimdi konser bittikten sonra Zoom'a geçiyoruz ve çok sevgili öğrencilerimizle şimdi önce Chopin'i çaldım. Chopin'in Polonezini, Andante Spianato Polonezini ve buradan da görüyorsunuz aslında Instagram'daki dinleyicilerimiz de bizle beraber izliyorlar. Onları da alalım sohbetimize ve şimdi Zoom'a geçelim. Oradan sorularla, sohbetle devam edelim. Sevgili, çok sevgili öğrencilerimizle. Çok teşekkürler. Sizler de buradan sorulara katılabilirsiniz. Evet. Zoom'a geçiyoruz. O zaman kamerayı buraya çevirecek Tony, değil mi? Evet, I have to see the screen. Otherwise I can't speak with people. Düzeksel Liderler Okulları'nın değerli aileleri ve öğrencileri, Düzeksel Liderler Okulları aracılığı ile gerçekleştirilen sanat dünyasının duayen ismi, piyanist, devlet sanatçısı, UNICEF iyi niyet elçisi, Sayın Gülsün Onay'ın canlı konserini hep beraber izledik. Bir saniye, siz beni duyuyor musunuz? İçin şimdi Zoom'dayız. Söyleşinin ses kirliliği olmadan ilerleyebilmesi için siz değerli katılımcılarımızın mikrofonlarınızı kapalı tutmanızı önemli rica ediyorum. Söz almak istediğinizde el kaldırarak bana kendinizi göstermeniz yeterli. Şimdi Sayın Hocam, Gülsün Hocam, müsaadenizle soru cevap kısmına geçiyoruz. Geçelim, tamam. Harika. Evet Sayın Hocam. İlk sorumuz. Müsaadenizle. Evet. Dinliyorum. Ozan Gidiş'in sorusu. Piyano çalmaya ne zaman başladınız ve sizi kim yönlendirdi, kim destek oldu? Piyano çalmaya 3,5 yaşında başladım. Çünkü aslında annem piyanist, babam kemancı olduğu için evde de sürekli piyano sesi vardı, keman sesi vardı. Dolayısıyla bir nevi evin içindeki yaşama dahildi yani müzik. Ben 3,5 yaşında başladım ve ilk konserimi de İstanbul Radyosu'nda 6 yaşındayken verdim. Böyle devam ettim. Çok teşekkür ederim. Evet, şimdi soru sormak isteyen ellerimiz varsa el kaldırmaları yeterli. Abi, bir dakika. Taylan Özgür Akkartal. Evet. Taylan. Altıncı sınıf öğrencimiz Taylan Özgür Akkartal size bir soru sormak istiyor. Evet Taylan. Hocam, merhabalar öncelikle. Ben de bu sene 5. yılım mezun olacağım. TRT Ankara Çocuk Korosu'na gidiyorum. Neden müziği seçtiniz? Bunu sormak istiyorum. Neden müziği mi seçtim? Evet hocam. Evet hocam. Taylan Özgür neden müziği seçtiniz diyor. Aa, tamam. Teşekkürler Taylan. Sesini kapatabilirsin. Müziği seçmemin sebebi bir kere çok küçük yaşlardan itibaren müzikle iç içe yaşadım ve müziksiz bir hayat düşünemedim. Daha sonra da aslına bakarsanız yani meslek olduğunu bile fark etmedim. Yani daha epey ileri yaşta fark ettim. Ama benim için müzik her şey, hayat demek ve her gün hala heyecanla
Yeni eserlere bakıyorum. Çünkü piyano repertuarı inanılmaz zengin, çok büyük. Yani çalışmak ve yeni eserler öğrenmek için bir ömür bile yetmiyor. Bu evde kal korona günlerimizde de bol fırsat buluyorum ve pek çok yeni eser çalışıyorum. Hocam benim bir sorum daha olacaktı. Evet, bir başkasına da söz verebiliriz Taylancığım. Tamam, Çok teşekkür. verelim. Ama sor istersen. Sorayım mı hocam? Sor. Tamam. Hocam ben hayatımın yani geri kalanını müzikle devam ettirmek istiyorum. Bunun için bana ne önerebilirsiniz? Hayatımın Enstrümanı çalmak istiyorsan, hangi enstrüman senin için çok yakın hissediyorsan, onu uzun çalışmalar yap her gün ve güzel müzikler de dinle mutlaka. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, bir başka soruya geçebiliriz. El kaldırmanız yeterli. Soru sormak isteyen öğrencimiz ya da velimiz varsa. Hocam. Evet. Evet, kimlerin elini görüyorum? Aynı Evet. Peki, sayın hocam, sorumuz şu. görüşmek üzere. Okulumuzda, evet, Aden Ketizmer. Evet, Aden Ketizmer. Sesini açabilirsin Aden. Soruyu alayım. Aden siz, evet. Aden Ketizmen soracak hocam. İkinci sınıf öğrencimiz. Evet Aden. Ben piyano çalıyorum da evde kaldığımız için piyano kursum da kapandı. Ne yapabilirim? Adencim, biraz daha yüksek sesle tekrarlar mısın sorunu? Ben piyano kursuna gidiyorum da kurs kapandı koronavirüs olduğu için de Anladım. nasıl Şu anda piyano eğitimime devam edemiyorum. Korona günleri nedeniyle diyor. Bana ne önerirsiniz diyor. o zaman tabii en kolay bizim hayatımızda yapabileceğimiz şey şarkı söylemek, değil mi? Şarkıya hiçbir enstrüman gerekmiyor. Güzel şarkı. Yaklaşma. Evet, güzel Yaklaşma. şarkılar söyleyin. Korona. Evet, mikrofonlarımızı kapatalım Sayın Velirmi, lütfen. Tamam. Evet, çok teşekkür ederiz Sayın Hocam. Şimdi sıradaki sorumuza geçebiliriz. Evet. Başak Hanım buyurun lütfen. Sizin elinizi gördüm. İyi akşamlar diliyorum herkese. Öncelikle. Zarifliğinize hayran olmamak mümkün değil. Öncelikle bunu belirteyim size. Ve şunu öğrenmek istiyorum. Bu sanat hayatınızda ilk başladığınız andan itibaren iniş çıkışlar oldu mu? Hani yaparım küçüklüğünüzden başlayarak soruyorum. Bunları nasıl aştınız? Korkularınız var mıydı? Yapamayacağım dediğiniz anlar oldu mu? Varsa bunları nasıl aştınız? Biz de çocuklarımızla bunu aşılayabilmek için sordum. Çok teşekkür ediyorum. Tabii mutlaka her mesleğin, her sanatın, her hayattaki her şeyin zor tarafı da var. Ve onları aşmak için bazen yokuşlar çok dik oluyor. Ve o yokuşları tırmanmak için tepesine bakmamak lazım. Yani oraya çok zor giderim, nasıl olsa bu gidişle çıkamam diye düşünmemek lazım. Sadece olduğunuz yerde birer adım attığınız ve birer adım attığınız sürece oraya neticede kaplumbağa gibi ulaşırsınız. Hiçbir zaman pes etmemek lazım ve çalışmaya devam etmek lazım. Güzelliklere ulaşmak için bazen büyük çabalar, uzun uzun çalışma saatleri gerekiyor. Bunun bilincinde olmak lazım. Her şey kolay elde edilmiyor hayatta tabii ki. Benim de tabii ki başıma
pek çok yani tırmanmam gereken dağ önüme çıktı. Başıma gelen bir takım aksilikler oldu, hastalıklar oldu, şunlar oldu, bunlar oldu ama müziğin güzelliği, müziğin zenginliği ve gideceğim yol her zaman benim için aydınlık ve ışık doluydu. Onu hep takip ettim. Hiç yılmadan oradan devam ettim. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Gülsün Hocam, Tüzeksel Liderler Okulları'nda piyano bizim zorunlu çalgımız. Öğrencilerimizin tamamı piyano eğitimine anaokulundan itibaren başlayabiliyorlar, tanışıyorlar. Ve eğitim bir süreçtir elbette ki. Mezun olduklarında piyano hakkında kendisini daha ileriye de götüren öğrencilerimiz elbette ki var, zaten siz de görüyorsunuz. Ve piyano atölyemizin adı Gülsün Onay Atölyesi. Size de dün bu atölyeyi tanıtmıştık. İçinde piyanoların olduğu ve piyano atölyemizin adını biz sizin isminizi verdik. Ve Gülsün Onay Atölyesi'nde tüm öğrencilerimiz piyano eğitimini alıyorlar. Oo, harika bir şey. Ne güzel. O zaman bir gün ben de gelir sizi ziyaret ederim orada. Çok seviniriz. Harika olur. Tamam mı? Evet, evet. Okullar açıldığında, bu zor günleri geçirdiğimizde sizi Düzeksel Liderler Okulları Gülsün Onay Piyano Atölyesi'nde biz de ağırlamaktan büyük keyif alırız Sayın Hocam. Çok şimdi sorularımıza dilerseniz devam edelim. Buyurun. Evet. Bakayım, elleri göreyim. Evet. Şu an sarıyorum. Evet. Nehir Murat. Evet Nehir, senin elini görüyorum. Birinci sınıf öğrencimiz Nehir Murat Gülsün Hocam size bir soru sormak istiyor. Evet Nehir, seni dinliyoruz. Öğretmenim, neden piyanoyu seçtiniz? Biraz önce sanki sorulmuş muydu Nehir? Geç mi katıldın acaba? Müziği neden seçtiğini? Yalnız tabii burada piyano ve keman seçimi konusunda biraz ben de nasıl diyeyim, karar vermekte zorlandım. Çünkü kemanı da çok seviyordum. Babam keman çalıyor. Babam biraz bana keman da öğretti. Ama piyano daha zengin gibi geldi bana. Daha çok armoniler kullanabiliyorum. Daha çok, yani kocaman bir orkestra gibi. Bazen piyano istediğimiz her sesi elde edebileceğimiz bir enstrüman haline geliyor. Evet. Teşekkür ederiz Sayın Hocam. Eylül Eda Ünver bana yazıyla iletmiş sorusunu. Şu an burada mı Eylül Eda Ünver? Demiş ki piyano çalarken ne hissediyor? Benim için onu sorar mısınız? O kadar güzel çalıyor ki, acaba o piyanoyu çalarken, parmaklar o icrayı yaparken Gülsün Hanım ne hissediyor? Şimdi aslında bestenin kendi ruhu kendi kendine konuşuyor. Ben de onu takip ediyorum. Yani müziğin, bestecilerin beste yapısı içerisinde her türlü duygu var. Yani coşku var, hüzün var, sevinç var. Her şey ifade edilebiliyor notalarla. Ve o notaları yazıldığı gibi takip edersek biz de kendiliğinden o dünyanın içine giriyoruz ve onu hissederek çalıyoruz. Çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Evet. Bakalım. Eller, parmaklar. Evet. Evet. Birçok el var. Seçmeye çalışıyorum şimdi. Evet. Görmeye çalışıyorum öğrencilerimizle. Evet. Ayaz. Ayaz. Ayaz Özdemir. Evet Ayaz, seni dinliyoruz. Evet. Tamam, açık. Ne zaman piyanoyu pekiştirdiniz? Evet.
Yani aslına bakarsan böyle bir tarih veremeyeceğim çünkü hala devam ediyorum. Bu işin hiçbir zaman sonu yok diyebilirim. Çünkü çok teşekkür ederim. Uzun bir yolculuk, bir şey değil. Çok teşekkür ederim. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Evet Sayın Hocam, bize bugün bu akşamınızı ayırdınız. Mütevelli Heyet Başkanımız ve okul kurucumuz Sayın Erdal Kiziroğlu da yayınımızda şu anda. Kendisine müsaadenizle Sayın Başkanım Erdal Kiziroğlu. Evet. Buyurun lütfen, size arz ederim efendim. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Sesim geliyor sanırım. Sesim geliyor mu? Şu an daha net hocam. Buyurun lütfen. Evet. İyi akşamlar diliyorum. Gülsüm Anay Hanımefendi, sizlere ayrıca çok teşekkür ediyorum. Böylesi zor günlerde, zor zamanlarda sizleri yalnız bırakmadığınız için. Tabii herkesin ne? Çok merak ettiği bir soruyu sormak istiyorum ben de size. Diyorum ki, acaba Gülsüm Onay bu mesleği müzisyen olmasaydı hangi mesleği icra etmek isterdi? Aslında iki şey, gençken, küçükken benim çok hoşuma gidiyordu. Birisi doktor olmak istiyordum. Yani doktorluk. Kuzenlerimle doktorculuk oynuyordum küçükken. İkincisi de tiyatroyu çok seviyordum. Eğer piyanist olmasaydım herhalde tiyatro sanatına yönelirdim diye düşünüyorum. Bir de matematiği çok seviyordum. Yani aslında pek çok sevdiğim şeyler arasında ama en ağır basanı tabii ki piyano müzik oldu. Evet. Erdal Hocam? Erdal Hocam? Sesi oraya vermeniz lazım galiba. Evet. Siz mi? Evet, evet, evet. Aha, evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Okullar açıldıktan sonra sizi okulumuza ağırlamaktan çok büyük bir onur duyarız efendim. Teşekkür İyi akşamlar. Ederim. Çok teşekkür ediyorum okulum, şahsım ve velilerim adına. Sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim. Hepinize başarılar dilerim bu zor günlerde. Güzel güzel kitaplar okuyun. Güzel güzel yani evinizde piyano varsa tabii bol çalışma fırsatınız olsun. Ve derslerinizi de ihmal etmeyin. Pek yakında görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sayın Hocam, biz de çok teşekkür ediyoruz bu güzel akşamı bize yaşattığınız için. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Müzik eve sığar deyip yayınımızı izninizle kapatıyorum. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar.